Süper Lig'de hafta heyecanı devam ediyor. 22. haftada Süper Lig lideri Trabzonspor, GZT Giresunspor'u ağırlayacak. Önce canlı yayın noktamıza kameralarımızı çevirelim. Muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel bizleri bekliyor. Bakalım karşılaşma öncesi neler aktaracak? Trabzon'da da biraz soğuk bir hava var zannediyorum. Çok bekletmeyelim. Sözü hemen Yunus Emre'ye bırakalım. Çok doğru Ceyda. Gerçekten oldukça soğuk bir hava var Trabzon'dan size ve değerli konuklarımıza da iyi yayınlar dileyelim. Hava sıcaklığı gerçekten Trabzon'da oldukça soğuk ama maç saatinde sıcaklığın daha da düşeceğini, hatta karla karışık yağmur yağacağını, belki karın şiddetinin daha da artacağını söyleyelim. O yüzden maça gelecek olan taraftarların bunun bilincinde olarak, önlem alarak gelmelerini de şimdiden tavsiye ediyoruz. Gerçekten maç saatinde karın şiddeti şu an çok hafif bir şekilde yağıyor. Belki kameralara yansımıyor ama maç saatinde bu karın şiddeti daha da artacak, onu söyleyelim. Ama stadyumda gerekli önlemler alındı. Şu anda üst ısıtma sistemleri çalışıyor ve stadyum zemininde de ısıtmanın olduğunu belirtelim. Tabii doğanın önünde çok fazla duramayız. Kar yağışı o saatte şiddetini artırırsa bu konuda da gerekli önlemler artırılacaktır diyelim. Trabzonspor cephesinde bu karşılaşma öncesi Tronsen ve Canini'nin sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyeceğini belirtelim. Yine Koita ve Vakeme'de hasta oldukları için bu karşılaşmada forma giyemeyecekler. Ayrıca Marek Hamşik'in hafif ağrıları söz konusu ama tecrübeli futbolcu sahada olmak istiyor. Bu konudaki kararı teknik ekiple sağlık kurulunun birlikte vereceğini de ifade edelim. Giresunspor cephesinde de yine çok sayıda eksik var. Doukara Mauritanya milli takımında, yine Traore Mali milli takımında, Erol Can'la Emre Taşdemir sakatlıkları nedeniyle forma giyemeyecek ve Joey'in de kırmızı kart cezalısı olduğunu belirtelim. Giresunspor'un da sahaya şu muhtemel 11 ile çıkmasını bekliyoruz. Kalede Okan, savunmada Hayrullah, Diara, Perez, Aziz Beyiç, ortada Zeki, Flavio, Süleymanov, ileride de Diabete, Sergio ve İbrahim'e Balde 11'ini Giresunspor'da bekliyoruz. Trabzonspor'un da sahaya şu muhtemel 11 ile çıkacağını söyleyelim. Kalede Uğurcan Çakır, savunmanın sağında Bruno Perez, stoperde Hüseyin Hugo ikilisi, sol bekte yeni transfer Poaç'ı bekliyoruz ama Dansville'in oynama ihtimali de yüksek. Antrenmanlarda Poaç denendi ama sol bekte yine Dansville'de başlama ihtimalinin de yüksek olduğunu belirtelim. Ortada Dorukhan, Hamşik, Bakasetas sağ kanatta, Edin Visca solda, Abdülkadir Ömür ileride de Cornelius'u bekliyoruz. Marek Hamşik'in durumuna bağlı olarak yine Berat'ın oynama ihtimalinin de olduğunu belirtelim. Trabzonspor bir yandan tabii bu karşılaşmayla ligin zirvesindeki yerini daha da sağlamlaştırmak isterken Giresunspor da alt sıralardan daha da uzaklaşmak isteyecek. Dolayısıyla çok zevkli ve çekişmeli bir karşılaşmanın bizleri beklediğini söyleyelim. Maç öncesi yine Trabzonspor'da transfer hareketliliği de devam ediyor. Bordo Maviler Altınordu'dan genç futbolcu Enis Destan'ı kadrosuna katmak için şu an için görüşmelerini sıklıkla sürdürüyor deyip buradan sözü yeniden size bırakalım. Yunus Emre Sel'e kolay gelsin diyelim. Bugün Trabzon'da haftanın kapanışını da İstanbul'da yapacak diye düşünüyoruz muhabir arkadaşımız Yunus Emre Sel. Hafta sonu aynı zamanda dev maçta Trabzonspor Galatasaray deplasmanında sahada olacak. O bir haftalık ara öncesi ama biz şimdi GZT Giresunspor karşılaşmasını konuşalım. Serkan Korkmaz, Trabzonspor lider Trabzonspor farkı korumayı amaçlıyor kalan maçlarda da. Yeni transferleriyle birlikte belki bugün hem Poaç'ı hem Vişça'yı ilk 11'de aynı anda sahada görebileceğiz. Poaç kesin değil ama nasıl değerlendirirsiniz, nasıl bir karşılaşma bekliyorsunuz? Yani Trabzonspor çıktığı her maça favori çıkıyor şu anda. Evet. Türkiye'de hani deplasmanda veya içeride. Giresun 45 yıl sonra Trabzon'a geliyor yanlış bilmiyorsam. Uzun bir aranın ardından. Evet. Bayağı önemli bir şey bu Giresunspor açısından, Giresunlular açısından. Sonuçta baksana yani ambleminde fındık değil mi o? Evet. Evet. Ambleminde fındık olan bir Karadeniz temsilcisi. Pek çok Giresun'u tanırım ki gerçekten ciddi anlamda da Trabzon sempatisi olanlar vardır. Başka İstanbul takımlarına da olanlar vardı. Ama şimdi artık Giresunspor var. Sezona gelişleri, giriş şekilleri enteresandı. Hatta pek çok kişi Hakan Keleş'le vedalaşılmasına kesin gözüyle evet bakılırken ısrar takımı ettiler. Evet, ısrar ettiler. Hakan Keleş de iyi bir sevk ve idare gösterdi. Ve bence gayet tehlikeli, önemli bir takım. Yani zaman zaman büyük takımlarla oynarken özellikle Beşiktaş'ı yendi. Sergen Yalçın'la vedalaştı Beşiktaş. Galatasaray'ı yendi.
Fatih Terim'le vedalaştı Galatasaray. Yani bunların ikisi de efsane isim. Yani bahsi geçen isimler işte Torrent değil, işte Pereira değil yani. Veya Pinheiro değil. Yani Sergen Yalçın ve Fatih Terim'in son maçlarının Giresunspor. Kredisi Spor, olan isimler. Yani bir de Giresunspor'a evet. Böyle ben Hakan Keleş'le konuştum bunu. Hakan Hoca çok gerçekten çok özel bir insan. Çok da sevimli ve sevilen de bir insan futbol camiasında. Ben de çok seviyorum kendisini. Çok da saygı duyuyorum. Yani o da böyle hafif mahcup ama yani falan ne yapayım yapacak da bir şey yok dedi. Bugün Trabzon için ben ya yani ikisinin ortası olmaz. Ya son dönemde olduğu gibi gol atmakta zorlandığı ama eninde sonunda da kazanacağı bir maç bekliyorum. Ya da erken gol bulursa farklı bir galibiyete de gidebileceğini düşünüyorum Bordo Mavililerin. Ama maçın mutlak favorisi Trabzonspor. Eldeki kadro kalitesi böyle. Vişça kesin 11'de bence. Onu kazanana kadar, tam anlamıyla kazanana kadar ısrar edecek. Biliyorsunuz Abdullah Avcı'nın böyle bir özelliği var. Abdülkadir Ömür ağlayarak oyundan çıktıktan bir hafta sonra 11'deydi. Ve çok kısa bir süre sonra toparlanıp takımın en önemli oyuncularından birisi olmayı başardı. Abdullah Avcı şu an Vişça'yı hem rehabilite ediyor hem de entegre ediyor takıma. Edecek de. Yusuf Erdoğan oyuna giriyor. Zaten daha öncesinde tanıdığı, bildiği camia ama sanki sezonun en başından beri rotasyon içinde olan bir oyuncu gibi topun dibine giriyor, gol atacak noktaya geliyor falan. Yani Trabzonspor neresinden bakarsanız bakın doğru işler yapıyor. Geçen gün bir yayında söyledim. Ha, illa olumsuz bir şey söyleyeceksek Trabzonspor'la ilgili dedim. Yani illa hani kusursuza yakın giden bir sezonda ya stoper transferi biraz gecikti derim dedim. Ya biraz gecikti. Ama dikkat edin Trabzonspor doğru transferleri doğru zamanda yaparken biraz daha abarttı. Önümüzdeki sezonu hedefleyerek hareket etmeye başladı. Yani artık o kadar zamanlama konusunda farklı bir level'da ki diğer takımlara göre. O yüzden belki size biraz gecikmiş gibi geliyordu. Ama o kadar yok. Her stoper erken konusu erken bence ki. Bir tık gecikti. Stoper çünkü Trabzon'un stoper ihtiyacı çok bariz. Şimdi saydığımız oyuncu kadrosunda ortaya konan performans, teknik heyetin form durumuyla beraber bakıldığında her şeye rağmen savunmanın göbeğindeki ikili bir şekilde hani önlerindeki oyuncu da genelde kimin oynayacağı hani rotasyona göre değişiyor. Hani Berat diyemiyorsun %100. Anlatabildim mi? Ya bu sebeple orada tabii bir tam anlamıyla ironik de bir şekilde yumuşak karın noktasına gelmiş durumda. Stoperler gerçekten çok tehlikeli işler yapıyorlar. Biraz kontrolsüzler. Açık konuşmak gerekirse de Edgar Iye'yi çok arıyor Trabzon. Biraz ben o durumu da Muslera Çipe durumuna benzetiyorum. Yani Iye'den sonra Hüseyin Türkmen olunca hani oradaki o aradaki fark böyle bir Trabzonspor taraftarı işler yolunda gitse de şöyle bir hafif tadı kaçmış şekilde davranıyor. Yoksa Hüseyin Türkmen de kıymetli bir oyuncu. Evet. Gayet iyi işler de yaptı Trabzon'da ama Trabzon'da bir tık sanki bu transfer, stoper transferi işi gecikti gibi duruyor. Ha gecikti de ne olacak dersen bu bence ligdeki şampiyonluk yolundaki gidişatı hani çok çok olumsuz yönde etkileyecek bir şey değil. Ama yani ellerini çabuk tutmaları gerektiği kanaatindeyim. Çünkü hani transfer de yapılıyor bir yandan. Kanatlar oyuncular alıyor, yeni tabii oyuncular geliyor. Tabii son transferi kaldı, o da stopere. İşte yani sanki sıralamada hani ilk sıra stoper olsa daha mı iyi olurdu gibi. Hani illa bir şey söyleyeceksem diyorum. Yani hani yemek her şey çok güzeldi ama çok fazla koydun ya çok yedik der gibi. Hani anlatabildim mi? Orada bir stoper ihtiyacı bu kadar barizken ve bu kadar çabuk ve iyi transferler yapılıyorken öne alınsın kanaatindeyim yani.